Fikre bırakalım. Oradaki hazırlıklar ne durumda? Cüneyt Özdemir, siz de söylediniz. Malatya'da aslında en fazla yıkımın olduğu nokta ilçe Doğanşehir ilçesi. 205 bina yıkılmıştı. 1000 kişi bulunduğumuz ilçeden tahliye edildi. 5.6'lık depremde ağır hasarlı birçok bina enkaza döndü. O enkazlarda maalesef dün de arama kurtarma çalışması uzun süre devam etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgedeki ziyaretlerine devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçesindeki temasları vardı. Orada vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzede ailelerle bir araya geldi ve devlet her zaman yanınızda mesajını verdi. Önümüzdeki dakikalarda bulunduğumuz noktada olacak. Doğanşehir ilçesinde kurulan konteyner kentlerde incelemelerde bulunacak. Umut Taşkaya da ekranlarınıza şimdi o konteyner kenti getirecek. Aslında 500 adet konteyner buraya yerleştirilmiş durumda. Zira çadır kente kalan vatandaşlar var ki o çadır kente kalanların bu konteyner kente tahliye edilmesi, buraya yerleştirilmesi bekleniyor. Umut Taşkaya da ekranlara buradaki konteyner kenti getiriyor. Sancaktepe Belediyesi tarafından oluşturuyor. Aslında tüm kurumlar, tüm belediyeler Türkiye'nin dört bir yanından ilk gününden bu yana depremin vurduğu bölgede yaraları sarmaya çalışıyor, devam ediyor. Bu kapsamda da 500 kişinin 500 adet konteynerin yerleştirildiği bir konteyner alanı oluşturulmuş durumda. Kuaförü de olacak, bir kütüphanesi de olacak. Bu noktada özellikle banyo ve tuvalet imkanları da burada vatandaşlara sunulmuş olacak. 1+1 konteynerlarda vatandaşlar kalacak. Doğanşehir ilçesindeki kurulan konteynerde aslında Erkenek, Kurucuova, Sürgü, Doğanşehir merkezle birlikte Polat ve Fındık gibi yerleşim birimlerinde çok fazla hasar vardı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aslında o hasarın olduğu, yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Malatya için özellikle en fazla yıkımın olduğu ilçelerden bir tanesi Doğanşehir ilçesi ve özellikle 205 bina yıkıldı. 2250 çadır kurulmuştu. O çadırlarda kalan vatandaşların da bulunduğumuz konteyner kente yerleştirilmeleri bekleniyor. Aslında geçici konteynerler olduğunun altını çizelim. Zira Mart ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede yeni konutların da artık yapımına başlanacak. Bu noktada yeni konutlar yapılana kadar da depremzede aileler bu konteyner kentlerde geçici süreyle barınma imkanı sunulacak. Onlara 1000 kişi tahliye edildi Doğanşehir ilçesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kahramanmaraş'taki programın ardından burada olacak. Burada incelemelerde bulunacak, çadır kenti gezmesi ve içeride bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda burada olacak, konteyner kenti gezecek Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Toparlayacak olursak aslında devlet tüm kurumlarıyla ilk gününden bu yana deprem bölgelerinde yaraları sarmaya çalışıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında ilk gününden bu yana sürekli sahada, bakanlar sürekli sahada, onlar incelemelere devam ediyor ki aslında Mart ayının ilk haftası yeni konutlar yapılmaya başlanacak. Malatya 5.6'lık depremi yaşadı dün ve enkazda kurtarma çalışmalarını dün de aslında gün boyu ekranlara getirmiştik ve yaralar da sarılmaya çalışılıyor. Bu konteyner kentlerde oluşturuldu, aslında geçici konteyner kentler olduğunu altını çizelim. 500 adet konteyner kent bulunduğumuz noktaya kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki dakikalarda burada olacak, Cüneyt Özdemir.